Ayet-i kerimenin sonunda Allah azze ve celle buyuruyor diyor ki ve men yefal zalike yalqa Kim de bunu yaparsa bir ceza ile karşılaşacaktır. Nedir bu ceza? Yudaaf lehu'l azabu yawmül kıyame. Kıyamet gününde onun azabı katmerlenecek. Kat kat bir azaba uğrayacaktır ve yahlud fihi ve o ateşte o azapta aşağılanmış bir şekilde ebedi olarak kalacaktır. Kim Allah'tan başka bir varlığa dua ediyorsa o ebedi ateşte kalacaktır. Kim Allah'tan başka bir varlığa dua ediyorsa o müşriktir. Çünkü Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Diyor ki, ذَٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ İşte bu sizin Rabbiniz olan Allah'tır. Otorite, egemenlik ve mülk O'na aittir. وَالَّذ۪ينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْم۪يرٍ Allah'ın dışında dua ettikleriniz hurma çeyirdeğinin üstündeki zara bile sahip değillerdir. Allah bütün mülkün ve bütün otoritenin sahibidir. Ancak sizin Allah'ın dışında dua ettikleriniz bırakın bir hurmayı, bırakın hurmanın çekirdeğini, hurma çekirdeğinin üzerindeki zarın dahi sahibi değillerdir. اِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ Onlara dua ederseniz onlar sizin duanızı işitmezler. وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ Diyelim işittiler faraza, işitseler de sizin çağrınıza icabet edemezler. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ Kıyamet gününde ise sizin şirkinizi inkar edecekler. Kıyamet günü geldiğinde size diyecekler ki biz sizin bu şirkinizden beriyiz. Biz sizin Allah'ın dışında bize dua etmenizi sizden istemedik. Siz kendiniz bize dua ettiniz, biz bundan beriyiz. وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ bilen gibisi sana haber vermez buyuruyor Allah Azze ve Celle. Bugün Allah'tan başkasına dua edenler, kabirlere yalvaranlar, şeyhlerin ruhaniyetinden istimdad edenler, dilek ağaçlarından medet umanlar, muskalardan, çaputlardan, bezlerden medet umanlar, Allah sizin bu davranışınızı şirk diye isimlendiriyor. Ve Allah Celle Celaluhu diyor ki, bilen gibisi size haber vermez. Vallahi insanlar sizi aldatıyorlar. Size bu caizdir diyenler size bizim şeyhlerimizin ruhaniyeti kainatta tasarruf ediyor diyenler, size Allah'tan başkası bizim aracımızda aracı olmalıdır diyenler, vallahi size yalan söylüyorlar. Allah Celle Celaluhu bunun şirk olduğunu ve kıyamet gününde bunu yapanların hüsrana uğrayacağını söylüyor ve en sonda da diyor ki bilen gibisi, habir olan Allah gibisi sana haber vermez. Bir tarafta insanoğlu diyor ki bunu yapabilirsiniz. Öbür tarafta alemlerin Rabbi olan Allah diyor ki bunu yapmayın. Bu şirktir. Başka bir ayette Allah şöyle buyuruyor. Diyor ki Allah'ın dışında sana hiçbir zarar vermeyecek olan, Allah'ın dışında sana hiçbir fayda eriştirmeyecek olan varlıklara dua etme. فَاِنْ فَعَلْتَ فَاِنَّكَ iden مِنَ zalimin. Eğer sen bunu yaparsan sen o zaman zalimlerden olursun buyuruyor Allah Azze ve Celle. Allah'tan başkasına dua etmek adalet değildir. Allah'tan başkasından hayır ummak adalet değildir bu zulmün, şirkin ta kendisidir. Ve Allah Celle Celaluhu böyle insanları zalim diye isimlendiriyor. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki وَالَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُونَ اِلَى <laughs> اللّٰهِ ذُلْفَ Allah'ın dışında dostlar edinenler. Dönüp derler ki biz bunları bize Allah'a yaklaştırsınlar diye dost edindik. Yani biz bunlara ibadet ederken, biz bunlara dua ederken, biz bunların ruhaniyetinden medet umarken, biz bunların kainata tasarruf ettiğine inanırken müşrik olmak için bunu yapmadık. Allah'ın azabına uğramak için bunu yapmadık. Tek bir gayemiz vardı. Bunlar bizi Allah'a ulaştırsınlar. Allah'la bizim aramızda aracı olsunlar diye bunu yaptık. Allah kıyamet gününde onların aralarında ihtilaf ettikleri konuda hükmünü verecektir. اِنَّ اللّٰهَ لَا yehdi مَنْ هُوَ kefar. Allah yalancı ve kafir olanları hidayet etmez. Allah kendisinden başka varlıkları kendisiyle arasında aracı edinen. Sonra da o varlıklar bizi Allah'a yakınlaştırıyor diye onlara dua eden, onlara sığınan insanlara Allah yalancı ve kafir diyor. Bugün sizi kandıranlar, size bu kulluktur diyenler, size bu ibadettir diyenler bir tarafta Allah bunlar yalancıdır. Allah bunlar kafirdir diyor. Öte taraflarda bir öte tarafta birileri size bu İslam'dır. Bu ehli sünnettir diyor. Hem sizi küfre davet ediyorlar. Hem de sizi küfre davet etmekle beraber sizi aldatıyorlar. O kainatta tasarruf ettiğine inandıkları şeyhleri öldüğü zaman geride kalan müritleri elli parçaya bölünüyor. Tekbirlerle birbirlerine giriyorlar. Mal kavgasına düşüyorlar. Birbirlerine reddiye veriyorlar. Gelsin de şeyhlerinin o tasarruf eden ruhları kendi müritlerini kurtarsın bakalım. Kendi müritlerine kendi tarikatına hayrı olmayan şeyhlerin ruhaniyetinin senin hastalığına, senin evliliğine, senin rızkına, senin tövbene mi bir karşılığı olacak? Ey insanlar! Alemlerin Rabbi olan Allah'a kulak verin. Allah doğru söyler. Allah doğruyu vaat eder. Allah en doğru yola hidayet eder. İnsan ise zalimdir. İnsan ise cahildir. İnsan yalan söyler. İnsan sizi aldatır. Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki اُولَٰئِكَ يَدْعُونَ اِلَى nar. Bunlar sizi ateşe davet ediyorlar. Bunlar ateşe davet ediyorlar. Vallahu yed'u ilal cenneti vel magfireti bi izni. Allah ise sizi cennete ve izniyle mağfirete davet ediyor. Bir tarafta sizi şirke davet eden insanlar var. Müşrikleşmenizi isteyen insanlar var. Öbür tarafta size yalnızca Allah'a el açın. Yalnızca Allah'tan isteyin. Yalnızca Allah'tan umun yalnızca Allah'a sığının, yalnızca Allah'ı dost edinin, dini Allah'a halis kılarak Allah'a kulluk edin diyen tevhid davetçileri var. Bir tarafta sizi ateşe davet edenler var, bir tarafta sizi Allah'a davet edenler var. İnsanların sizi aldatmasına müsaade etmeyin. Rahmanın kullarından olun ve Allah'tan başkasına dua etmemeyi kendinize bir ilke edinin. Çünkü Allah kendisine yalvaran, kendisine yakaran, kendisine el açan kullarını sever. Ama Allah kendisinden başkasına dua eden, kendisinden başkasına el açan, kendisinden başkasından beklenti içerisine giren kullarıyla ilgili biraz önce okuduğum ayetlerdeki hükmünü hükmünü beyan etmiştir.